değil işte bir uçak kullandıysanız Cidde'de ve özellikle Pegasus kullandıysanız Pegasus Cidde'de King Abdulaziz International Airport Northern Terminal'ine iniyor. Yani Kuzey Terminal'ine. Cidde'de iki tane terminal var. Yani yan yana iki havalimanı var gibi düşünebilirsiniz. Kuzey Havalimanı daha önce yapılmış bir havalimanı. Daha ucuz uçuşlar buradan oluyor. Yani Pegasus da buraya iniyor. Eğer Pegasus'la bir yolculuk yapacaksanız Kuzey Terminali'ne ineceksiniz ve buradan Türkiye'ye dönüşünüz olacaksa yine Kuzey Terminali'nden gidiş yapacaksınız. Bu sizin için çok önemli. Yani eğer bu tarz bir yolculuk yapacaksanız taksiyle gelirken Kuzey Terminali diye belirtmeniz lazım. Northern Terminal diye. Veya işte buraya hızlı tren de geliyor ama hızlı tren Kuzey Terminali'ne gelmiyor. Medine'den ya da işte Mekke'den hızlı trenle buraya gelirseniz hızlı trenden sonra bir de taksi kullanıp Kuzey Terminali'ne geçmeniz gerekecek. Şimdi İstanbul'dan havalimanına bir uçağa bindiniz. Burada King Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Kuzey Terminali'nde indiniz. Buradan da harem bölgesine gideceksiniz. Harem bölgesindeki otelinize yerleşeceksiniz. Burada işte pasaport kontrolü, ondan sonra bagajların alınması gibi prosedürel işlemleri yaptıktan sonra bagajlarınızı alıp havalimanından çıkış yapıyorsunuz. Çıkış yapınca zaten orada birçok taksici var, dolmuşçu var, size yapışacaklar. Mekke, Mekke, harem, harem diye. Eğer bir taksiyle gidecekseniz yaklaşık işte 1,5 saat kadar, 1-1,5 saat arası bir zaman alıyor. Fiyatları da dönemsel olarak değişiyor. Biz işte Şubat ayının, 2024'ün Şubat ayının sonunda 100 riyale harem bölgesine geçtik. Hatta Şişe bölgesindeki otelimize geçtik. Ama işte Ramazan bayramından sonra, ilk Ramazan bayramından 2 hafta sonra gittiğimizde 2024 yılında yine Mayıs'ın İlk haftası gittiğimizde o zaman hacılar gelmeye, dünya üzerinden hacılar gelmeye başlayacağı ve yoğunluk olacağından dolayı taksiciler tarifelerini arttırmıştı ve 250 riyale yani yaklaşık 2300-2400 Türk lirasına bu işte 105-110 kilometrelik mesafeyi taksiyle gitmiş bulunduk. Burada taksi alternatifleri var. Dolmuş taksiler var. Yani 8 kişilik. 8 kişiyi dolduruyor. Herkesin bagajını alıyor. Farklı kişiler oluyor. Onlar da işte kişi başı 30 ile 50 riyal arasında fiyat istiyorlar. İşte bazen yolcu yoksa bu fiyat düşebiliyor. Yani o öyle taksiyle gidecekseniz de 35 riyalden fazla para vermemenizi öneririm. Bir de üçüncü seçenek de otobüsler var. Otobüsler de havalimanından çıkış yaptıktan sonra 4 nolu kapının ilerisinde yani Zemzem satılan yerin ilerisinde otobüsler var. O otobüslere binerek kişi başı 25 riyale Mekke'ye, harem bölgesine, Cervel'e gidebilirsiniz. Burada da yine Google Maps'ten bunun teyidini yapabilirsiniz. Google Maps'te toplu taşımayı seçince bunu gösteriyor. Ayrıntılar diyelim. Burada işte yaklaşık 1 dakikalık yürüyüş diyor. Yani 100 metre yürüyorsunuz. O 4 nolu kapının arkasına geçiyorsunuz. Oradan otobüse biniyorsunuz. Kişi başı 25 riyaldi bunun fiyatı. Buradan sizi Cervel'e götürüyor. Cervel'de Kabe'ye yakın bir alan. Eğer oteliniz bu bölgedeyse taksi tutmadan da geçebilirsiniz. Cervel şurası gördüğünüz gibi. Burası aslında Kabe yürüme mesafesi. Eğer oteliniz başka bir bölgedeyse işte Mahpes tarafında veya Şişe tarafında onlara taksiyle Cervel'den sonra da taksiyle geçiş yapmanız mümkün. Dediğim gibi Cidde Havalimanı'ndan da taksiyle gelebilirsiniz. Bu biraz pazarlık kabiliyetinize bakıyor. Hemen bir taksiyle anlaşmanıza gerek yok. Orada çok taksici var. Biraz yoğunluk varken fiyatlarını yüksek söylüyorlar. Ama yoğunluk geçtikten sonra fiyatlarını düşürüyorlar. Eğer kimse yoksa zaten o taksicilerin hepsi ya da birçoğu etrafınızı sarıyor. Birbiriyle bu sefer pazarlık yapıyorlar diyebilirim.